yüzden bir mücadele verdiniz. Sağ ol başkanım. Bugün 3 puan daha kattınız. Yani alnınızın teriyle aldınız. Yani tribünün zaten belli. Onun üzerine ben... 3 olsun başkanım. 4 mü? Yok. Ya o zil. Yanın samimi söylüyoruz. Çok zor günlerden geçiriyoruz. Ekonomik anlamda. Gerçekten ya. Bunu samimi söylüyoruz. Olduğu zaman zaten ben gerekeni fazlasıyla yaparım. Size yalan söyleyebilirim şu an burada. Anladın mı? Ne olur bu aramızdaki güvene kadar. Yani güven kadar. Sen ne ödün günü başkanım? Sen bir rakam söyleyin. Yani benim verebileceğim arkadaşlar size 2500 lira. 2500 lira. 3 olsun. Başkanım. 3. Başkanım. 4 diyorduk başkanım. Cavit abi. 3 olsun. Haydi. 3. Yapacak. Kadroda olan 16 kişi ve hocaya 3 hocalarla beraber 3 bin lira vereceğim. Diğer malzemeci arkadaşlara da normal primin yarısını vereceğim. Normal 2 bin liranın yarısını vereceğim. Ama bizi prim anlamında bugün yarın ödeyin diye sıkıştırmayın. Tamam mı? Bunu ödeyeceğiz size en kısa zamanda. Herkese yaklaşalım. Biz sana güveniyoruz. Herkesin olsun abi, arkadaşlar. Malzemeciyle, batörüyle, müdürüyle. 2,5 olsun herkesin olsun. 2,5 olsun. 2,5 olsun o zaman herkes. Hayır, razı gelmiyorum. 2,5. Malzemecileri kesmeyin abi. Tamam, 2,5. Aynen. Yok, biz ne alıyorsak onlardan. 2,5. 2,5. Tamam. Onlara da, onlar primi... Bellidir zaten. Tamam. Bellidir. Onlar sizinkinin yarısını alacaklar. Adam başı. Hayır, o zaman verir misin? Tamam. Bravo! Bravo başkan! Şimdi... Buraya gelirken mutlak 3 puan hedefiyle geldik. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. 3 puan hedefiyle geldik buraya. Teknik ekibimiz ve sporcu arkadaşlarımız bunu gerçekleştirdiler. Sahada üstün bir mücadele sonucunda hedefimiz olan 3 puana ulaştık. Bu maç bizim için çok önemliydi. Alt taraftan kurtulmak, üst tarafa yaklaşmak istiyorduk. Playoff potasının içinde kalmak istiyoruz ve sürekli olarak hedefimiz şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz. O yüzden bu maçın önemi çok fazlaydı. Buradan teknik ekip ve sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm bu galibiyetle tüm Mardin halkına hediye ediyorum. Bundan sonra inşallah hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Özellikle tabii ki 11 yıl sonra çıkan bir Mardin takımı var. Yeni yönetimimizle birlikte genç dinamik bir takım kurduk. Özellikle bizim birinci hedefimiz tabii ki iyi futbol oynayarak Mardin taraftarlarına, camiasını mutlu etmek. İnanıyorum ki bu takım sıfırdan kurulan bir takımın bugünkü sezon başından beri bugüne kadar oynadığı maçlarda bunu bana göre gösterdi. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii ki bu galibiyette tabii ki başkanımız yönetim kuruluna armağan ediyoruz. Taraftarlarım da camiamızı armağan ediyoruz. Bütün şehre de tabii ki şehrin kalbi hep bizimle olduğunu biliyoruz. Gerçekten bugün çok farklı galibiyetle alabilirdik. Çünkü bu takım sıfırdan kurulan bir takım. Genç bir takım tam sahibiz. Bu ligde belki en genç takım yaş ortalamasında oynayan Mardin Fosfat takımı. Bugün galip gelmek zorundaydı. Çünkü zor bir maç olacaktı. İskenderun takımı da gerçek sezon başı çok büyük rakamlarla kurulan bir takım. Biz ise mütevazi bir kadromuzla birlikte sezona başlarken bile hedeflediğimiz puanlama 25 ile 27 arası. İnşallah tamam, iki maçta bunu tuturuz. Bu galibiyeti özellikle camiamıza armağan ediyoruz. Tabii ki genç, şimdi şu var, üçüncü ligde ikinci lig arasında çok büyük fark yok. Bölgesel lige baktığı zaman da çok büyük fark göremezsin. Ama bir sezon başı gerçekten genç, yetenekli, amatörden belki futbolcular aldık. Mesela bugün oynayan sezon başında oynayan santraforun Meli bölgesel ligden geldi. Stoper, Beytullah bölgesel ligden geldi. İlk defa maç oynayan oyuncularımız var. Bu gençlerimiz de çok yetenekli gençlere sahibiz. 13-14 tane amatör futbolcuyla birlikte yanına profesyonel futbolcuları yerleştirdik. Tabii ki o transfer komitemizle birlikte bunları yaptık hep beraber. Karar verdik. İyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Bu takım oynadıkça galip gelecek gençlerimize güven gerektir. Bugün mesela Eray oyuncumuz ilk defa oynuyor. Kaleciyle karşı karşıya topu vuracak, gol atacağı yerde pas çıkarıyor. Tabii ki bu gençlerimiz de mücadele mesela geçen sene Mazda'da oyunu bugün sol bekte, sağ bekte değerlendirdik. Bu gençlerimiz de gün gittikçe daha çok tecrübe sahibi olacaklar. Bu ligin havasını teneffüs ettiği süre içerisinde çok farklı bir takım çıkacak. Kalan iki maçla birlikte oyuncularımız bu sezon korkaklığı belki üzerindeki şeyi de yenmiş oldu. Çünkü ilk defa profesyonel ligde oynayan
13-14 tane oyuncuyla ligi verdik. O yüzden kalan iki maçta alacağımız puanlarla birlikte inşallah Mardin Spor'un hak ettiği 25 ile 27 puan arası hedeflemiştik. Tutturma yoluna tutturursa çok mutlu oluruz. Şu anda tek hedefimiz bu galibiyetle oyuncularımı tebrik ederken tabii ki camiamıza, armağanımıza, yönetimimize, bütün herkese armağan ediyoruz. Artık son Kütahya maçını düşünmek zorundayız. Kazandığın için mutluyuz. Gol attığım için ayrıca mutluyum. Rakibimize iyi çalıştık. Zaaflarını biliyorduk. Bunun çerçevesinde de golümüzü attık ve galibiyet aldık. Galibiyet için mutluyuz. Yani rakibin üstümüze geleceğini biliyorduk. Zaten ev sahibi oldukları için daha fazla açık oynayacaklardı. Biz de bunu değerlendirdik. Ve sonuca vardık zaten. Ama. İlk defa profesyonel oluyorum hayatımda. Bu sezon 5. golüm. 14 maçta attığım 5. golüm. Birkaç haftadır talihsizlik diyelim. Direkler. Ama bu sezon bu maçta gelen topu geri çevirmedim. Golle sonuçlandırdım. Mutluyum. Ya ligin 15. haftasındayız. Biz zaten takım olarak gerçekten iyi bir takımız. 15 haftadır rakiplerimizin hiçbir maçta bize üstünlük sağladığı bir müsabaka olmadı. Kaybettiğimiz puanları hep ucu ucuna saçma sapan gollerle kaybettik. Bugün gerçekten takım arkadaşlarımla birlikte inancımızla, birlikteliğimizle, takımdaşlık ruhumuzla her şeyimizi ortaya koyduk. Ve bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İskenderun Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.